Merhaba arkadaşlar, herkese iyi akşamlar. Öncelikle dünkü videonun altına Almanya'dan sıcak yerinden atıp tutmak kolay yazanlara bir söyleyeceğim tabii bir şey var. Ben her ay neredeyse her ay Türkiye'ye geliyorum. Sıkı takip edenler bilir. O çok önemli değil. Daha önemlisi şu. Ben şuna kanaat getirdim. Yani bir gün uyandım ve şöyle dedim. Ben bu dünyaya geldim, gidiyorum. Her insan gibi göçüyorum. Ben de gideceğim. Ve ben bu ahir ömrümde hukuken Almanya'ya bağlı kalacağım. Yani Alman hukuk sistemi neyi gerektiriyorsa öyle yaşayacağım. Çünkü bir insan kanunlarla, yasaklarla, günübirlik değişebilen yasalarla, kanun hükmünde kararnamelerle, gece yarısı çıkan bir kanun maddesiyle yaşamamalı. Yaşayamaz. Bunu ayak doyduramaz. Veyahut da bilmem hangi asırdan kalmış, bilmem hangi ülkeden yamalanmış bir anayasayla, bir hukuk sistemiyle yaşayamaz. Sözüm ona hukuk sistemi yani. O öyle bir şey yok yani. Ama Alman hukukuna göre eleştirilecek bir sürü yeri vardır. Ama elimdeki en iyi imkan, olasılık bu olduğu için ben Şafak saldı olarak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Şafak Saldo olarak ben Alman hukukuna sığındım. Alman hukukuna göre yaşayacağım. Alman hukukuna göre bir suç işlememek üzere yaşayacağım. Zaten Alman hukukuna göre suç işlersem herhalde karşınızda olmam. Baş başıma bir iş gelirse de diyeceğim ki ben elimden geleni yaptım. Yani dünyada geçerli bir hukuk sisteminde pasaportu dünyada en değerli ülkenin hukuk sistemine ben riayet ettim. Yoksa ben bilmem hangi dinin kanunlarına göre, bilmem hangi İslam Cumhuriyeti'nin yasalarına göre, bilmem hangi herifin kafasından o an çıkacak bir kanun hükmünde kararnameye göre falan yaşayacaksam o zaman ben vatandaş ya da insan değil, kul ya da köleyim. Ben kul ya da köle olmak istemiyorum. Eğer siz kul ya da köle olmak istiyorsanız Hayat sizin. Şimdi bu böyle. Bunu, bunu bu şekilde söylemek istiyorum. Anlamak isteyene burada çok şey var. Diyeceksin ki vatandaş ol. Orada da sorunlarım var. Yani ben Türkiye'ye baş kaldırıyor değilim sadece. Almanya'ya da baş kaldırıyorum. Öncelik sıralamasına göre. Şu anda burada Türkçe konuştuğum için Türkiye'yi daha çok eleştiriyor. Eleştirecek çok daha şey olduğu için de aynı zamanda. Almanya'nın da çok fazla eleştirilecek noktası var. Ayrı bir videonun konusu. Ama o sorunlarımı çözersem ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına başvurmadım. Doğdum ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıydım. Alman vatandaşlığı için bir efor sarf etmem gerekiyor. Alman ya da herhangi bir ülke vatandaşlığı için şu anda efor sarf edecek bir gücüm yok. Yani benim Türk vatandaşlığımı alsalar şu an ben yine gidip Türk vatandaşlığına başvuracak bir arzum yok. Yani. Statın diyorlar. Bana. Vatansız da olursun. Gidersin buradan vatansız pasaportu da alırsın. Onun için mücadele edilebilir. Bak şu anda dünyada en çok olmak istediğim şey o. Vatansız olmak. Alman vatandaşlığından daha çok onu isterim. Yeter ki bana vize versinler istediğim yere gideyim. Ki veriyorlar yani. Çünkü bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bu tiple Alman memurun karşısına gittiğinde ben Alman vatandaşı olmak istiyorum dediğinde ben onun beyninden geçenleri biliyorum. Ya bir siktir git diyor. Şimdi ben de o siktir gitti duyduğum için maalesef yani gönül kulağımla duyduğum için şimdilik kaderime razı yaşıyorum. Birçok insan şey diyebilir şu an salak mı bu herif falan diyebilir yani. Al dünyanın en değerli pasaportu Amerika'sına git, İngiliz'ine git ona git, buna git. Bir maille dünyanın her yerine yoksa bile oraya vize alabiliyorsun hemen bir mail. Bir mail. Ama öyle değil işte. Bazen bazı insanlar bazı şeyleri kafa ...ya takarlar. Ben de o takıklardanım yani. Yemişim Amerikasını. gitmeye veririm. Zaten gideceğim yok ki yani. Amerika'ya gideceğim de bu yüzden mi gitmiyorum? Yok öyle de değil yani. Durum bu. <laughs> Almanya'dan oturduğum yerden atıp tutmuyorum yani. Şunu söyleyebilirsin. Oh adam Alman hukukuna göre konuşuyor. Evet sen de mücadele et. Alman hukukunu kendi ülkende geçerli kıl. Alman hukuku gibi bir hukuku yani. Ana fikir oydu orada söylemek istiyorum. Şimdi bu aralar bu videoyu niye çekiyorum? Bu aralar bana çok fazla mesaj geliyor sanatçılardan. Sanatçılar şey diyorlar. Biz Almanya'ya gelmek istiyoruz. Mesela müzisyenler. Ben müziğimi Türkiye'de yapamıyorum diyor. Hem çalışmak zorunda olduğum için hem hayat şartlarından dolayı hem teknik malzemelere ulaşımın zorluğundan dolayı. Stüdyonun olmaması. izleyici dinleyici kitlesi belli diyor. işte. herkesin kendine göre bir şey var. Bu videoyu bir servis olarak deneyimlerimi anlatacak bir yani nasıl söyleyeyim. Tek tek herkes anlatacağıma soranlara linkini gönderirim diye bu videoyu yapıyorum. Çünkü çok soran var. Şimdi öncelikle benim gördüğüm şu ben hem bir iş yerinde çalıştım hem ticaretle aşağı yukarı biraz uğraştım yani ticaretin içinde var oldum hem sanatla uğraştım hem radyoculuk yaptım hepsini çok iyi biliyorum Dünyanın neresine giderseniz gidin sanatla uğraşıyorsanız o size yetmeyecektir yani ne bileyim hani çok ünlü bir ressam değilsin. Ya yani Refik Anadolsan olsan onu söylemiyorum. Ya da ne bileyim Ezel gibi Spotify şampiyonuysan ya da ne bileyim Tarkan değilsen. Anladın mı? Bunları söylemiyorum. Kendini gerçekleştirmeye çalışan, henüz kimsenin tanımadığı, o işten yeterince henüz para kazanamayan bir müzisyensen, bir ressamsan, ne bileyim yani bir tiyatrocuysan Almanya'ya gelmen çok şey değiştirmeyecektir. Geçen ben bir podcast dinledim Info Radyo'da. Ana fikri şuydu. Almanya'da sanatla uğraşan insanların bir özelliği var. Kadın erkek fark etmez. Partneri iyi para kazanır. Mesela mühendis, mesela doktor, mesela tüccar, mesela mimar. İyi para kazanıyor derken evi geçindirebiliyor yani. Ve partnerini çok seviyor. Yani hem evi geçindiriyor hem de sevdiği insanın sanat yapmasını destekliyor. Böyle binlerce çift varmış Almanya'da. Benim de tanıdıklarım var. Çocuk iyi para kazanıyor, karısı sanatçı. Kadın iyi para kazanıyor, adam sanatla uğraşıyor. Sanatçı da para kazanır ama sanatçının para kazanması öyle her ay sabit bir gelir gibi değildir. 3 ay 20 bin euro kazanır, 9 ay hiç kazanamaz. O 20 bin eurodan 10.000 bin eurosunu harcamak zorunda kalır. Mikrofon alacaktır, resim çiziyorsa resim malzemeleri alacaktır. Bir de sanatçının çok fazla gezmesi, tozması gerekir. Kulağının, gözünün doyması gerekir. Mesela benim burada cazcı bir arkadaşım vardı, Cansu. Çok da severim, çok da iyi bir, hem iyi bir ses hem iyi bir insan, birlikte turneye falan çıkmıştık. Ben stand-up yapmıştım, o şarkılar söylemişti vesaire. O bana çok güzel bir şey söylemişti. Demişti ki Berlin'de 5 euroya öyle konserler dinledim ki bu kulaklar Berlin'de dinlediği müziği bin yıl kalsa Türkiye'de duyamazdı. Şimdi sen eğer sanatçıysan, mesela müzisyensen iyi müzik dinlemen gerekiyordu değil mi? İyi müzik dinleyerek çünkü sanat hayatın ama biraz da diğer sanatçıların kopyasıdır. Yani dikkat et hep birbirlerinden araklarlar özellikle müzisyenler yani. İnternet çağında bile olsak araklıyorlar. Hadi esinleniyorlar diyelim. E Türkiye'de kimden esinleneceksin abi? Kimi dinleyeceksin Türkiye'de? Yani Kadıköy'de yaşıyorsan 10 tane grup var. Bir senede tüketirsin. En iyi yer Kadıköy'se yani. Türkiye'nin diğer yerlerindeysen zaten böyle bir imkan yok. Yani Berlin gibi yerde yaşarsan, bir müzisyensen ya da bir ressamsan ya da bir tiyatrocuysan ya da heykeltraşsan ya da her neysen sanata doyacaksın. Sanata doyunca da kendi sanatına yansıyacak. Bu önemli. Ama ben yalnız başıma geleyim Almanya'ya. İşte hem çalışırım hem sanatımı yaparım. Belki devlet de bana yardım eder falan. Bu biraz zor. Yani şöyle zor varsa 50 bin euro hesabında geldiğinde de burada uygun bir ev tutabiliyorsan haftada iki günde çalışabilecek işte İngilizcen işte ne bileyim garsonluk marsonluk biliyorsan bak birkaç şeyin bir araya gelmesi gerekiyor ama onun dışında bunların hiçbiri yok paran yok dilin yok garsonluk yapmam diyorsun ev yok çevren yok yani bu biraz Şaban'ın İstanbul'a gelişi gibi olur. Hayat böyle. E hani Almanya? işte dediğim gibi Almanya işte öyle bir kapitalist yer ki Almanya. Yani yeni gelenin öyle Almanya'nın güzelliklerinden faydalandığını falan ben hiçbir zaman söylemedim. Gerçekten emek vermen gerekiyor. Çok çalışman gerekiyor. Sioran'ın dediği gibi özgürlüğe kavuşmak için bütün aşağılanmaları kabul etmen gerekiyor diyor Sioran. İki gün süsledir Sioran örneği veriyorum ama adam 18. yüzyılda ne varsa almış bize naklediyor yani. Müthiş tercüman bence. Müthiş bir o dengbeş kültürü vardır ya Kürt coğrafyasında onu çok iyi yapıyor yani. O Dostoyevski ki bize sanki tercüme ediyor. Tolstoy'u tercüme ediyor. bahı tercüme ediyor. Yani o duyguları tercüme ediyor gibi geliyor bana siyoran. O yüzden ikidir. Ondan bahsediyorum. Bir insan gerçekten özgür yaşamak istiyorsa bütün aşağılanmaları kabul etmelidir. Evet bir süreç olarak o karşında duruyor. Şahsi kanaat yani 20'li yaşlarındasın. Türkiye'de kurumsal bir iş yerine girdin. Aynı zamanda sanatla uğraşmak, ilgilenmek istiyorsun. Yazık olur. Bak Türkiye'de atıyorum Mercedes'te çalışıp beyaz yakalı olarak sanatla uğraşacağına gel Almanya'da bir kafede garsonluk yap sanatla uğraş daha iyi. İki sebepten dolayı. Bir, burada 3 gün garsonluk yaparsın sana yeter. Uygun bir ev ya da oda bulursan kendini ya da bir sevgili bulursan ne hala. Dediğim özelliklerde bir sevgili tabii. Hem para kazanacak, hem parasını seninle paylaşacak, hem de senin sanat yapmanı destekleyecek. Yani sen hep ön planda olacaksın, para o hep verecek. Ya müthiş böyle birini bulursan bu loto tutması gibi bir şey yani. Yani mesela bir erkeksin diyelim, sanatla uğraşıyorsun. 50 bin takipçin var Instagram'da. Sürekli sana kadınlar yazıyor. İşte ne bileyim sergi veren ya da ne bileyim stand-up yapan bir adamsın diyelim. Arkanda bir kadın var. Yürü koçum diyor. Ben senin arkandayım diyor bu yok yani. Bir de bu kadını seviyorsan cennettesin yani. Tarif ettikleri anlamında cennettesin. Bir de bu böyle bir şey olursa ki olması muhtemel. Yani sanatçılar sevilen insanlardır genelde. Kendine de bakmışsa tip olarak. Bir sürü insan tanıyorum ben. Bana yazıyorlar işte biz Türkiye'deyiz işte. Bunların çoğu kadın bu arada. Yani erkekler bir şekilde herhalde ya sanattan vazgeçiyor ya sanatını gerçekleştirebiliyor. Kadınlar gerçekten Türkiye'de her anlamda olduğu gibi bu anlamda da hayallerine ulaşamıyorlar. Bunların her birinin bir sevgilisi var yalnız. Yani bir noktada onu söylediler bana. Şimdi düşünüyorum şimdi <laughs> sanat yapacak. Türkiye ona dar geliyor. Göçmek istiyor. Bir de sevgilisi var. Diyor ki sevgilim ne diyor gelecek diyor. Falan. Şimdi yani buradan kendine bir destek bulman gerekirken bu partner olur, dost olur. Ne bileyim işte Freud'a kim sahip çıkmış mesela? Freud, Sigmund Freud. Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük psikoloğu değil mi? Psikiyatr en neyse. Abi herif Fransız prensesi Bonaparte olmasa Napolyon'un akrabası bir hiçmiş yani. Her sıkıştığında Bonaparte buna el uzatmış. Şimdi bu yani bu, bu ekstrem bir şans yani. Mesela bir defasında bir mektupları ortaya çıkmış. Yani biriyle sözleşmiş sanırım Fritz'le. Onun bir arkadaşı var Fritz'ti galiba adı. Şeyde Hamburg'da. Bununla mektuplaşıyor ve karşılıklı söz veriyorlar. Diyorlar ki biz bunları okur okumaz yakacağız. Kim kime gönderirse okuyacak yakacak. Fritz yakmıyor. Freud yakıyor. Fritz söylüyor. Önce o mektuplar Fritz'in çocuklarının eline geçiyor. Çocukları tam satıyorlar. Bir işte yayın evine. Bonaparte gidiyor parayı veriyor. Yüklü bir para. Mektupları alıyor ve kızı anaya veriyor Freud'un kızı. Arkanda böyle bir güç yoksa Freud olamıyorsun. Tarihe bak. Gitip giden insanlar hep yalnız. Kimseleri yok. Bak Sioran diyor. Sioran'a mesela Beckett defalarca maddi yardımda bulunmuş. Ben sanat yapacağım diyorsan bir gün para kazanacağım diye yola çıkarsın doğrudur. Ama o bir günün gelmesine çok gün var. Çok fazla yemek, çok fazla gezmek, çok fazla kira, çok fazla tatil, çok fazla alkol, çok fazla teknik malzeme ihtiyacım var. Türkiye'de hem çalışıp hem bunlara sahip olamazsın. Almanya'da şansın yaver giderse olursun. Bir zaman sonra yetmeyecektir. Eğer bir an önce para kazanmaya başlamamışsan o zaman gerçekten seni koruyan meleğe ihtiyacın var. Ya da meleklere ihtiyacın var. Ta ki bir noktaya kadar. Ondan sonra işlerin yoluna girer. Birçok insanın girmiştir. Şansın yaver giderse. Yani bir gelip başına bela almaz. Çünkü hayat bir de öyle yani. Birazcık insan ünlendikçe başı belaya giriyor. Zor. <laughs> kolay zor. Umarım anlatabilmişimdir. Teknik tarafı kolay. Buradan 3 yerden kağıt alıyorsun, tanıdık buluyorsun. Sana iş veriyorlar. İşte biri ayda şu kadar, biri şu kadar falan vereceğim diyor. Başvuruyorsun sanatçı vizesine Künstle vizyonuna ve geliyorsun. Bunu yapıyorlar. Var. Buraya gelince de Künstle sosyal kasa var. Bana da hatta bugün 2022 için bilanço göndermiş. Yani ne kadar para çekeceklerini göndermişler. Kazancına göre senden para kesiyor. Zengin sanatçıdan daha çok alıyor. Yoksul sanatçıdan daha az alıyor. Onu dengeliyor. Sen kazandıkça yoksula yardım ediyorsun. Yoksul sanatçı. o kazandıkça sana yardım ediyor. Bu bir denge. Künstle sosyal kasa muhteşem bir oluşum. Yani belki Beethoven bile oradan emekli olmuştur yani. Bilmiyorum. Bakmam lazım. Benim de aklıma nereden geliyor bu? Sosyal Kasayı 2022 yılında Beethoven'a nasıl bağladım bilmiyorum yani. Sanatçılara şefk vermek için yapıyorum. Ve tabii son olarak şunu söyleyeyim. Berlin istarmaba seksi. Berlin fakir bir şehir. Ama seksi bir şehir. 3 Euro'ya pizza yiyorsun ama Versace ceketinle de onu yiyebiliyorsun. Kimse demiyor lan bu Versace yiyor ama işte 3 Euro'ya pizza yiyor. Burası öyle bir yer değil. Burası herkesin her şeyi istediği gibi yaşadığı yer. Yani sanatçının ilk ihtiyaç duyduğu duygunun başkenti. Özgürlükler başkenti. Unutmayın. Yani bir sanatçıya söylüyorum bunu. David Bowie San Francisco'da bunalıma girdi. Geldi Berlin'e, Hauptstrasse'de Iggy Papla tanıştı ve Berlin'de yeniden başladığı o müzikal yolculuğunda dünya devi oldu. Çünkü burası insanın alkol almadan da mutlu olacağı bir yer. Mesela Londra öyle mi bilmiyorum. Mesela San Francisco'da uyuşturucu kullanmadan sanat yapabilir misin? Bilmiyorum. Paris'te ben marihuana kullanmadan rap yapacağım dersen seni dövebilirler banyolarda. Ama burada vegan rapçi tanıdım ben. <laughs> Böyle yani burası. Sanatla ilgilenmeyenler için sıkıcı bir video olmuş olabilir. Ama ben bunu bir amme hizmeti olarak buraya koymak istedim. Boş durmaktan iyidir. İyi geceler.